Duracia ya. Ben sana yardım edeyim. Hem ağır durumlar. Zahmet oldu ya, sağ ol. Yok ya. Ne zahmeti? Hiç sıkıntı değil. Kolay gelsin. Doru. Hoş geldin. Ne oldu, Yıldız teyzenin alışverişini bu sefer tek yapmaya mı karar verdin? Aynen, öyle oldu bu sefer. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşla sohbet, muhabbet falan mı? Yok, ikram için hazırlanıyordum da yardım ediyordu Cem de. Olur mu öyle şey ya? Ben yardım ederim. Cem kardeş. Hadi sen bırak onları, geç standına. Standın boş kalmasın senin, hadi. İyi, peki. Nasıl istersen. Sen ben varken niye başkalarından yardım istiyorsun Asiye? Durup ben nereden bileyim senin burada Yıldız Seyzen alışverişi için 7-24 nöbet tuttuğunu? Yani aramak da aklıma gelmedi. Olur mu öyle şey ya? Yıldız teyze bizim için çok önemli bir insan bir kere. Sen öyle bir durum olduğu zaman beni ara. Başkalarından yardım istemem. Ben varım sonuçta burada. Meydan boş değil. Doruk sen bayağı kıskançsın ya. Yok ya. Ne kıskançlığı. Ben de en az bunun kadar yakışıklıyım zaten. Değilsin. Ne demek değilsin ya? Nasıl yani? İnsan sevgilisi hakkında sen daha yakışıklı değilsin falan der mi ya? Doruk değilsin çünkü ondan kat be kat yakışıklısın yani. Ayrıca sen benim sevgilimsin yani. Sen benim için dünyadaki en yakışıklı erkeksin. Canım sevgilim. Sen de bu dünyadaki en güzel kızsın. Kıskançlık dışındaki geniş amacın neydi? Sevgilimin ikinci iş gününü kutlamaya geldim. Belki çıkışta bir şeyler yaparız diye düşündüm. Ne dersin? Olur. Madem kutlamamız var, takılırız. Olur. Anlaştık o zaman. Tamam. Ben buralardayım. Bekliyorum. Tamam. Cem kardeş. Ben buralarda yokken sen yardımcı ol yengene. Benim ufak işlerim var. Tamam. Yengene. Kolay gelsin. Sağ ol. Yengem bak. Altını çiziyorum. Yengem. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.